İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Leonard Basmacihan geçici olarak Batı Ermenistan Parlamentosu Başkanı seçildi. Batı Ermenistan'dan haberler. 13 Nisan Adana katliamının başlangıcı. Artsakh Cumhuriyeti'nde olağanüstü hal ilan edildi. İkinci seçim turu ertelenmedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 26 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Türkiye, Çin'den Ermenistan Cumhuriyeti'ne gönderilen insani yardım kutularındaki Ararat Dağı notu nedeniyle rahatsız oldu. Teröristler, Laskiye bölgesindeki yerleşim birimlerini bombaladı. Batı Ermenistan, 11 Mart 2020 Cumartesi günü tam mevcutlu bir oturumla gerçekleşen çevrim içi bir konferansta Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Parlamentosu'nun mevcut milletvekilleri Batı Ermenistan Parlamentosu'nun geçici başkanının seçilme işlemini organize etti. Bu seçimde 3 aday gösterildi. Seda Melikyan ve Leonardo Basmacihan. Oyların çoğunluğu 19 Ocak 2020'den beri Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi olan Leonardo Basmacihan lehine kullanıldı. Basmacihan, Arjantin'in Buenos Aires şehrinde doğdu. Meslek olarak mimardır ve doğduğu yerin Ermeni okullarında okudu ve kulüplerine gitti. Fransa'da 20 yıldır yaşamaktadır ve Rhône-Alp bölgesindeki çeşitli kamu yapılarında yer aldı. Lyon'da insanlığa karşı işlenen tüm soykırımlara ve suçlarına adanmış aktivistlerden biridir. Memorial kompleksinin yaratıcısı ve kurucusudur. Eski parlamento başkanı Avan Donakanya'nın istifasının ardından sonra Leonardo Basmacihan'ın ana görevi COVID-19 salgınının nihai olarak üstesinden gelindikten sonraki Batı Ermenistan Parlamentosu Ulusal Meclis'in ikinci döneminin üçüncü oturumunun düzenlenmesi ve güncel işlerle ilgilenmesi olacak. Gerçekleştirilen bu oturum özellikle Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı seçilmesini ve yetkisini Ocak 2004'e kadar sürdüreceğini teyit etmek için yapıldı. Batı Ermenistan Televizyonu personeli ile birlikte yeni meclis başkanı Leonardo Basmacihan'a tebriklerini sunmaktadır. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinde ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi. Bölgede yaşadığı bilinen ancak ilk kez görüntülenen kedi gözlü yılan koruma altındaki ender türlerden biri. Kedi gözlü yılanların zehirleri insanlar ve büyük memeliler üzerinde etkili olmadığı biliniyor. Munzur Dağları arasında yer alan 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde meralar, koyun ve keçi sürülerle şenlendi. Besiciler olası ayı ve kurt saldırılarına karşı kangal köpeklere eşliğinde nöbet tutarak tedbiri elden bırakmıyor. Adıyaman'da içme suyu ana boru hattında arızaya neden olan heyelan nedeniyle köylüler ihtiyaçlarını taşıma suyuyla gideriyor. Sultanın katliamları 13 Nisan'da başladı. Yeni politika ve padişah. Sadrazam Tevfik Paşa bölge makamlarını şer'i yasası ve anayasasını uygulamaya çağırdı. O gün divan meclisin devamını veya dağıtılmasını tartışmak, meclisin ve anayasanın tehlikeye girmesi durumunda milletvekillerinin ne yapması gerektiğini tartışmak üzere bir oturum düzenleyecekti. Sultanın emriyle daha önce Yıldız'dan çekilen birlikler saray yakınındaki kışlaya geri döndü ve imparatorluk muhafızlarının eski komutanı Mareşal Şevket Paşa görevine yeniden atandı. Dolayısıyla sultanın bir kez daha durumun kontrolünü ele geçirdiğini söyleyebiliriz. Komisyon neredeyse yoktu, ikinci sarayın başka bir yetkisi yoktu ve hükümet hiç de savaşçı ruhu olmayan insanlardan oluşuyordu. Bir sevinç işareti olarak sokaklarda patlatılan silahlardan çıkan kurşunlar düzinelerce kişinin ölümüne ve 20 kişinin yaralanmasına neden oldu. Bu tarihi 13 Nisan gününde iki milletvekili sarayın penceresinden korkudan kendini aşağı attı ve ciddi şekilde yaralandı. Nazım Paşa 1. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Bu atanma iyi bir izlenim bıraktı. Yeni bakanlık Selanik veya Adrianopolis garnizonuna yönelik herhangi bir darbe girişimini engellemeye kararlı görünüyordu. Ve gerektiğinde askerleri Selanik'ten şehre taşıyacak olan savaş gemisi gereksinim duyulduğunda durumu çözmek için güç kullanacaktı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan vatandaşlara bir mesaj yollayarak Artsakh'ta halkı yeni koronavirüs salgını tehdidinden korumak ve salgının yayılmasını önlemek için olağanüstü hal ilan ettiğine dair bir kararname imzaladığını bildirdi.
Mesajında 12 Nisan saat 22'den başlayıp 12 Mayıs saat 22'de dahil olmak üzere olağanüstü hal ilan edildiğini ifade etti. Aynı zamanda Arsak Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sandık merkezlerinde sıkı sağlık ve hijyenik uygulamaların sürdürülmesi garantisiyle yapılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun 14 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre 13 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 26 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. 13 Nisan'da toplam 1039 koronavirüs vakası doğrulandı. Son bir günde 467 olmak üzere 7631 testte negatif sonuç kaydedildi. Şu anda son bir günde 11 artış ile 814 kişi tedavi görüyor. Son verilere göre son bir günde 14 kişi olmak üzere 211 kişi iyileşti. 14 hasta ise hayatını kaybetti. Azadutyun Ayem'in yazdığına göre koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ermenistan Cumhuriyeti'ne çok sayıda tıbbi malzeme gönderdi ve Çin tarafı yardım kutularında şu notu yazmıştı. Dostluğumuz Ararat Dağı'ndan daha yüksek ve Yangtze Nehri'nden daha uzun olsun. Resmi Ankara'nın öfkesinin nedeni Türk tarafının Ağrı Dağı olarak adlandırılan Ararat Dağı'nın adıydı. Faşist Türk Devleti'nin ajansı olan Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre ülkenin diplomatik kuruluşu Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi ve Çin Dışişleri Bakanlığı'na kutulardaki yazının nedenini açığa kavuşturmak için çağrıda bulundu. Cephat An-Nusra terör örgütünün militanları Suriye'nin Lazkiye eyaletinin çeşitli yerleşim birimlerine ateş açtı. Açıklama Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezinden geldi. Merkez ayrıca İdlib'in silahtan arındırılmış bölgesinin Türk yanlısı silahlı gruplar tarafından ihlal edilmediğini de kaydetti. Şam, COVID-19 ile mücadelede yardım etmesi için Moskova'ya başvurdu. Suriye tarafının ilaç ve sağlık personeli için koruyucu giysilere ihtiyacı var. Daha önce salgına karşı Suriye'ye yardım etmek yerine resmi Ankara'nın çeşitli terörist gruplara yardım ettiğini ve İdlib'deki askeri varlığını arttırdığını bildirmiştik. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size geleneksel şarkı topluluğunun seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Markeri Olor adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.